kedileri gördüm. Sonra onlarla oynadım işte. Güzel oldu. Anneleri bana gıcık değil. Yine gıcık laflar ediyor ama artık mecbur yani. Nafaka tava falan da filan da anlaşacağız zaten. Şöyle size dönüş yolumu göstereyim. Şöyle yapayım. Aynen. Burası yoktu. Eskiden bu yaya yolunu sonradan yaptılar. Belediyeler Allah razı olsun. AK Partiliyiz, AK Parti. Böyle. Burası arkadaşlar Orta Bohemya bölgesinde kalıyor. Tam Prag'ın şeyi değil. Başka bir yerin bak taksi falan geliyor. Neymiş lan? Hayatta buradan böyle şeyler geçmez normalde de. Bakıyoruz, görüyoruz. Öyle mi, değil mi? Değil herhalde. Hayır, şeymiş. Sürücü kursuymuş. Sürücü kursuymuş, evet. Evet, burası Orta Bohemya bölgesi arkadaşlar. Artık yavaş yavaş yaz bitti. Kış yaklaştı. Şimdi birazdan tren istasyonuna gideceğim. Oradan da Prag'a geçeceğim. Çocukları gördüm. Onlar biraz böyle yarım saat falan dışında trenle gidiyor. Keşke benim de olsaydı. Lan böyle burada bir buralarda bir para biriktirip Prag'ın hafif dışında şöyle şirin bir köyde bahçeli bir ev isterdim. Köyün şeyi var. Bir tane bakkalı var abi. Bakkal 12'de de kapalı yani. İşledim mi açılıyor. Böyle mola yapıyor. Sabah 8'de açıyor. 12'de kapatıyor. 3'de bir de açıyor. 8'de de bir de kapatıyor. Bu. Burası köy çünkü. Şimdi köy başka. Sesim biraz boktan geliyor olabilir. Şeyim. Çiğ malı. Onun için. Karar olacak. Modumu yakalıyorum. Sağlam bir kahvaltı, sağlam bir video. 3 sigara. 3 kahve. Hop modumu yakalıyorum. Her gün. Her gün bu. 3 kahve, 3 sigara, 3 kaka. 3 kahve, 3 sigara, 3 kaka. Bu yüzden evli olan arkadaşları buradan boşanmalarını tavsiye ediyorum. Dağlarda gözlüğü. Hop kafamı kaldırıyorum efendim. Hop şeklimi görüyorum. Hop güneşimi görüyorum. Evet burada da böyle bir köy işte efendim. Yarım saatte Prag'dan gidebileceğim gibi 40 dakikada tren vasıtasıyla gidip ama böyle bir yürümesi var tabi. Bu kadar olur. Ya da amına koyayım ineklik etme taksi tut. Taksi de tutamazsın araç tut. Taksi hatta araç al yani. Hatta komşu alma yani. Direkt ev al falan. Niye komşu alıyorsun ama? Yani. Oy. Komşu alma. Tuz al. Komşu komşunun külüne muhtaçsa eğer. O zaman komşunun külünü al direkt. Komşunun kendisinin amına koyup. Yani. Hop rüzgarım esiyor efendim. Evet evet. Bugünü de böyle güzel bir şekilde geçirdik. Paramız çok az kaldı. Pazartesi günü maaşlar yatıyor. Evde yemek yok. 2 gün yemek yersem para biter. Bilemedim şimdi. Patatesim bitti, bitirdim. Soğanlı yumurta bassam 2 gün. Sadece soğanlı yumurta. Şurayı uygulasam kendim. Yani. Evet efendim. Şimdi birazdan öbür köye geçeceğiz. Çünkü bu aslında bu yürüdüğüm köyün tren istasyonu yok. Hemen yan köyün tren istasyonu var. Oraya da böyle yürüyorsunuz arkadaşlar. 15 dakika kadar böyle bir yürümesi var. Falan filan. Hop güneşim batıyor efendim. Hop güneşim doğuyor efendim. Yani bir batar bir doğar. Ne olacak? Ne olacak? Şöyle mi yapayım? Şöyle mi yapayım? Daha mı iyi? Şöyle yandan. Şöyle mi yapayım? Bilemedim. Yolda yürürken de arada dönmek mi lazım? Bilemiyorum taktiğini. İlk defa. İlk defa kameramı alıp yürüyorum. İlk defa. Yok lan bir kere daha mı yapmıştım dışarıda sanırım. Ya tabii efendim. Tabii ben bu kamerayı alıp böyle
yapraklı şu var bu var diye yarak gibi çekmem lazım. Merhaba başkan, ilaç mı yapıyorsunuz falan mı demeliyim bilmiyorum. İzleyicilerime, takipçilerime merhaba der misin? Takipçilerime carpe diem diyebilir misin? Peki bana sevmeyi öğretebilir misin? Bunların hiçbirisini yapamıyorsun. Ben sana ne yapayım? Yani okumaktır. Sigaram bitmiş, bir şeyim yoktur.